Hani bana bir tane video izletmiştin ya. Evet. Benim de sana dinletmek istediğim bir şey var. Dinle bakalım, beğenecek misin? Ama garip oluyor değil mi? Böyle normal zamanda didişiyoruz ama böyle uygunsuz zamanda da gülüyoruz falan. Ya sen gelmeden önce atölyedeki geceyi düşünürdüm. Ya keşke seni sevdiğim yalanımı söylemeseydim. Ya keşke evlenmek zorunda kalmasaydık. Abimleri aptal durumda düşürmezdim. Ayşe, işte keşke için biraz geç kaldık değil mi? Bir oyuna başladık, şimdi yarı yolda bırakamayız. Hem ben de annemin babamın yüzüne karşı yalan söyledim. Şimdi onlar öğrense bırak eve girmeyi, İstanbul'a giremem. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel bir kayıt değil mi? Senin bu yaptığın suç. Diyelim ki suç. Ne yapacaksın? Polise mi gideceksin? Muhsin amca ne diyecek? Ya da Ayşe'nin abileri? Biliyor musun? Konuşmalarınızı duyunca ben bile korktum sizden. Sevdikleri insanlarla böyle dalga geçen insanlar mı bana doğruyu yanlışı öğretiyor şimdi? Ne oldu? Duyamıyorum seni. Ne yapacaksın? Gidecek misin polise? Gerekirse giderim, evet. Hiçbir yere gidemezsin. Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Yarın sabah saat 10'da sahte karını da alıp doğrucu odama geliyorsun. Ondan sonra olacakları da ben size anlatacağım. Sen kimi tehdit... Kıttı bir de pis. Yılan ya. Nasıl ya? Nasıl yapmış böyle bir şey? Ne saçma bir hareket bu be? Bu her gün evde zaten. Bir şekilde girmiş koymuş. Ceyda? Aa, selam. Ne tarafı öyle? Lavaboya gidiyordum. Canım, lavabo burada. Orası Ayşe ile Kerim'in yatak odasına çıkıyor. Ya şu an hala bizi dinliyorsa, ya buradaysa kayıt cihazı mıdır nedir o? Olabilir. Ne yapıyorsun be? Alıcıların ayarlarıyla oynuyorum. Bir gel sağa sola bakın oğlum. Yarın komple aratırım ben burayı. Açtığım şeye bak. Yok değil mi? Yok. Bitti mi şimdi her şey? Öyle görünüyor. Babam duyarsa. Babam duyarsa ben bir daha Muhsin amcanın suratına bakamam. Abi. Bari abi bu öğrenirse beni mahveder. Eve falan almaz bir daha. Sende de ne çene varmış arkadaş. Sanki sana o geceyi sorduk. Hemen atölyedeki her şeyi anlattın. Allah Allah. Her şey Ceyda yapmış. Suçlu ben mi oluyorum ya? Ayrıca iki saat bizi biri dinlese... Evli olmadığımız anlar sürekli kavga ediyoruz. Sanki benim yüzümden kavga ediyoruz. Hep senin suçun. Allah Allah, niye benim suçummuş? Banyoda yıkandıktan sonra giyinmeyip buraya beline havlu bağlayıp gelen sensin kasıla kasıla içeri. İçeride kadın mı var? Kız rahatsız olur mu? Tamam. Banyoda giyineyim eyvallah da. Senin üstünü başını ben topluyorum. Ne alakası var ya? Ben bir kere tertipli düzenli insanım. Hiçbir şeyimi etrafımda bırakmam. Özellikle dikkat ediyorum. Puantelli dantelli diyeyim, sen anla. Saçma sapan konuşma ya. Allah Allah, sen ne yapıyorsun ya? Giyinirken beni mi izliyorsun? Seni niye izleyeyim? Duşunu orada bırakmışsın. Arkanı ben topluyorum senin. Ben hiçbir şey bırakmam diyorum ya. Aklın fikrin hep oralarda saçma sapan şeyler bulma peşindesin. Sen bırakmadıysan kim bıraktı? Kim giyiniyor orada? Bütün foyamız ortaya çıkmış. Bir de puantiyeli şeyler ekliyoruz ses kaydına. Allah Allah, bahseden sensin. Aklın fikrin hep oralarda. Abi seninle tartışılmaz. Şimdi ne yapalım biliyor musun? 1, 2, 3 tıp. Vay. 1, 2, 3 diye başka şeyler için de sayabiliyor musun ha? Bence bu çoktan almıştır bu ses kayıt cihazını. Biz yokken koymuştur, biz yokken almıştır. Artık geçmiş olsun. Yani daha teyzeciğim, ben bir lavaboya gidebilir miyim? Ya tabii.
Çok su içiyorum herhalde. Kapatsana şunu. Başım şişti ya. Arabadaki garip garip müzikleri açtı yine. Ay ne yapıyorsun ya? Tuhafsın, tuhaf. Sevimsiz. Al sen kapa. Pislik. Nereye kadar bu pembe rüyalar?